Ekonomi notlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada önemli bir haberimiz var. Lila Kağıt halka açıldı. Detayları muhabir arkadaşımız Ahmet Tunahan Şimşek, Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü ile konuştu. Kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz. Lila Kağıt, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrası halka açıldı. Hisselerde işlem görmeye başladı. Öncelikle halka arz bilgilerinizi hatırlatır mısınız? Çok teşekkür ederim. Bugün öncelikle Lila ailesi için çok önemli bir gün. 1100'ü aşan Lila Kağıt çalışanı ve aynı zamanda artık 3,5 milyonu aşan Lila Kağıt ortağı için bir gurur günü. Lila Kağıt'ın halka açılmasında çok önemli, uzun süreli çalışmaların arkasından, bir kurumsallaşma çalışmasının arkasından bugünkü bu noktaya geldik. Ve en sonda da talep toplama tarihinde geçtiğimiz 30 Nisan, 2-3 Mayıs tarihlerinde toplandı. 4,5 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğünü 12 milyar TL'nin üzerinde bir taleple kapatmış, gerçekleştirmiş olduk. Burada 2,7 kat gerçekleşti. 3,5 milyon kişinin üzerinde artık bir ortağımız söz konusu. Efendim peki pay fiyatı ne kadar ve oran nedir, halka açıklık oranı? Biz ilk çıkarken 37 liralık bir fiyat seviyesinden çıkmıştık. %30'luk bir piyasada, özellikle fiyat tespit raporunda yer aldığı şekilde %30'luk bir iskonto söz konusuydu. Bu dakikadan sonra artık borsadaki kişiler belirleyecekler fiyatın ne olduğunu. Peki önümüzdeki dönemlerde temettü dağıtmayı düşünüyor musunuz? Bizim geçtiğimiz 10 yılda 9 kere temettü dağıttığımız bir geçmiş gerçekleşmemiz söz konusu. Evet. Ve önümüzdeki dönem içinde politikamızın ne olduğunu halka arz çalışmaları sırasında da zaten beyan ettik. Bugün itibariyle bakıldığında şirketimiz gerekli karlılık şartları yerine geldiğinde %20 ve üzerinde temettü dağıtım yönünde bir politikayla hareket etme kararı almış durumda. Tabii ki bu konu genel kurulu yapıldığındaki ortaya çıkacak karara bağlı, sonuçlara bağlı olarak değerlendirilmek durumunda olacaktır. Efendim halka arz gelirini nerede kullanmayı planlıyorsunuz? Halka arzdan elde edilen gelir 5 yılda 5 milyar TL'lik yatırım programımızın en önemli itici gücü olacak. Biz zaten halka arzdan elde edilen gelirin %75'ini hiç tereddütsüz şirket içerisinde değerlendirecek, sermaye artışını sağlayacak bir yapıda en başından beri düşündük. Bu doğrultuda da gelecek gelirin büyük çoğunluğu yeni yatırımlar ve işletme sermayesinde kullanılacak. Sadece %10'luk bir kısmı kısa vadeli borç ödemesinde kullanılacak. Dolayısıyla şirketin bu doğrultuda büyümesine, ölçeklenmesine, pazar payını artırmasına, ihracatını özellikle artırmasına önemli bir itici güç olacak. Yeni yatırımlarda ve sermaye artışında kullanacaksınız. Peki şirket olarak yıl sonu hedefleriniz neler? Ve önümüzdeki seneye ilişkin hedefleriniz neler? Evet, artık tabii halka açık bir şirket olarak daha önceden borsaya açıklanmış olan her türlü bilgiyle hareket etmek durumunda olduğumuz için ve güncel durumda da an itibariyle bundan bizi yanıltacak herhangi bir gelişme olmadığı için fiyat tespit raporunda yer aldığı doğrultuda gelişmeler olmasını bekliyoruz. 2024 yılında da büyüme beklentimiz var. 2025 yılında da aynı şekilde fiyat tespit raporunda bunlar detaylı olarak yer alıyor. Amacımız bizim fiyat tespit raporunda yatırım bankamızın bize de zaten uygun gördüğü projeksiyonlarda belirttiği doğrultuda 2028 yılına gelindiğinde döviz bazında %50'ye varan bir büyümeyi gerçekleştirmiş olmak. Bu da az önceki saydığım bu yatırımların gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak bir sonuç.